Kısırlık son yıllarda neden bu kadar arttı? Fitoterapi yöntemiyle sperm sayısını arttırmak mümkün mü? Yumurtlama ve doğurganlığı arttırmaya ne iyi gelir? Kadın ve erkek kısırlığında fitoterapinin etkileriyle iç hastalıkları uzmanı ve fitoterapist doktor Ertan Cevizci az sonra konuştukça da... ve stüdyomuzda iç hastalıkları uzmanı ve fitoterapist doktor Ertan Cevizci'yi alıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, konumuz kısırlık. Dünyada, Türkiye'de aslında son dönemlerde çok fazla gündeme gelmeye başladı. Bunun sebebi nedir? Şimdi kısırlık dediğiniz gibi hem ülkemizde hem de dünyada çok sık oranda görülmeye başladı. Türkiye'deki görülme sıklığı yaklaşık %15 ile 20 arasında. Yani neredeyse her 5 evli çiften bir tanesi de biz Kısırlık sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. E, çok artmaya başladı. Hızlı bir şekilde artıyor. Yani hem e, ülkemizde hem de dünyada neredeyse böyle koşar adımlarla tüm dünya kısırlığa doğru gidiyor diyebiliriz. Birazdan ben bunların sebeplerini de sizlerle paylaşacağım. Genel olarak infertilite diyoruz zaten. Kadın evet. ve erkeklerde eşit oranda mı? Ve bunun sebepleri nedir hocam? Özellikle evet. son yıllardaki Şimdi sebebi nedir? Böyle evet. bir görsel göstermek istiyorum. Burada kadın ve erkek e, kısırlığıyla alakalı dağılımı görüyoruz. Genelde %30 oranında erkeklerde, %30 oranında kadınlarda, %25 de neden? hiçbir neden bulamıyoruz. Yani yapılan tüm araştırmalarda, kadın ve erkekte yapılan tüm incelemelerde bir neden bulamıyoruz. Ve buna da biz nedeni belli olmayan kısırlık olarak isimlendiriyoruz. Erkek ve kadında aynı anda sebebin bulunduğu vaka sayısı da %10, %5'i de diğer sebepleri Sayabiliriz. Neden bu kadar sık görülmeye başladı? E, tabii bu çok çok önemli. Yani eski dönemlere baktığımız zaman işte babalarımızın döneminde Hep ya çok da çocuklu. Evet, e, kısırlık çok az görülüyordu orada. Şimdi son yıllarda 20 yaşında 2 yıllık evli gencecik bir çift, ama 2-3 senedir kısırlık sorunuyla karşı karşıya kalıyorlar. Ben şuna bağlıyorum. Biz tabii köy ve kasaba toplumundan şehir toplumuna döndük. Sanayi, evet. teknoloji hayatımıza çok fazla girdi. Teknolojik aletler çok fazla girdi. Telefonlar, bilgisayar aletleri, e, radyoaktif Radio, dalgalar, adım, ışınlar, ışınlar ozon. Evet, hava kirlendi, su kirlendi. Artık organik gıdaları biz e, yiyemez hale geldik. Neredeyse bir kuyumcu vitrininde bir organik yumurtayı, organik tavuğu arar hale geldik. Tüm gıdaların içine katkı maddeleri ilave edildi. Eskiden bu kadar... Katkı maddeli gıdalar yoktu Şimdi markete girdiğiniz zaman tüm reyonlarda Tüm ürünler katkı maddeli Yani siz bir sene korunan bir sütü görüyorsunuz O sütün içinde bir takım hormonlar ve GDO'lu maddeler var Bozulmasın diye ki Orijinal sütü alırsınız Günlük sütü 2-3 gün içinde tüketmeniz lazım Ekmek en büyük sebeplerden birisi içinde gluten dediğimiz son derece toksik ve zararlı bir protein var Yapışkan bir protein Gittiği organlarda, hücrelerde harabiyet yaparak başta kanser olmak üzere tüm metabolik hastalıklara, üreme sistemini de bozarak kısırlığa sebep oluyor. Bir diğer neden obezite, kilo, kilo çok arttı hem ülkemizde hem dünyada. Sebebi de kötü beslenme, kötü beslenme. dengesiz beslenme. Katka Katka sigara ve alkol tüketimi ülkemizle birlikte dünyada da çok fazla artmaya başladı. Biz biliyoruz ki özellikle sigarada sperm hareketini e, bozan bir etki var. Yumurta kalitesini kadınlarda bozan bir etki var. Bunun dışında tabi bazı meslek grupları risk altında. Toksik maddelerle çalışan e, işçilerde e, çalıştıkları ortamdaki civa, benzen, boya, solvent, çözücü gibi toksik maddelerin etkisiyle o erkeklerde sperm üretiminde, kadınlarda da yumurta üretiminde bir takım sıkıntılar meydana geliyor. Böyle bir takım metabolik hastalıklarda da biz sekonder etki olarak e, kısırlıkla karşı karşıya Peki kalıyoruz. hocam burada öze mi dönmek gerekiyor? Şimdi bitkilerden şifayı buluyoruz. Hatta farmakolojide ilaç biliminde bitkilerden elde ediliyor. Bu fitoterapi diyoruz genel olarak. Burada fitoterapiyle, bitkilerle bu problemi çözmede, işte sperm sayısını artırmada veya bayanlarda nasıl bir sonuç sağlayabiliyoruz? Siz neler söylüyorsunuz evet. bu konuda? Evet, şimdi e, ona gireceğim. Sadece çok evet. kısa, kadın ve erkek kısırlığında biz... Hangi sorunları görüyoruz? Tamam. Çok kısa ona değinmek istiyorum. Erkek kısırlığında birinci sırada varikosel. Varikosel, varikosel testislerin etrafındaki kirli kanı toplayan Topla, benlerin damarlar. varisi. Evet. Bacağımızdaki Üyüme, varisinden hiçbir farkı yok. %40 oranında görülüyor ve özellikle sol testiste meydana geliyor. İkinci sırada azospermi dediğimiz spermin hiç olmaması çok ciddi bir tablodur. Hiç sperm olmayınca da tabii tüp bebek denemesi dahi çiftler yapamıyorlar. Tamam. Diğer bir sebep oligospermi. Sperm sayısının normalin altında olması birazdan ben tabloda söyleyeceğim. Evet. inanılmaz bir düşüş var. Yani 80-100 yıl önceki sperm sayılarını biz şu anda göremiyoruz. Gittikçe aşağıya doğru. Hocam gösterelim tam. Bir, bir iniş göstereyim. var. Göstereyim. Evet. evet. Bu başlık yanlış olmaz herhalde. Evet. Dünya kısırlığa doğru gidiyor. Bakın evet. 100 sene önce sperm sayısı 100 milyonların üstünde 120 milyon. Arada 2000 yılındaki çalışmalarda 45 milyon tarzında bir e, sayı bulunmuş. Günümüzde de Dünya Sağlık Örgütü 1 mililitrede 15 milyon sperm'i normal kabul ediyor. Bu Bakın evet. 100 milyonlardan 15 milyona geldi. Peki 10 sene 20 sene sonra bu tablo nereye gidecek? Ben onu düşünmek istemiyorum. Evet. Avrupa Birliği'nin bir e, simülasyon çalışması var. Evet. 2045-2050 yılında kadınlar normal yolla hamile kalamayacaklar tarzında bir görüşleri var. Çünkü sperm sayısı gittikçe arttı. 2020 yılında 2040 yılında, 2030 yılında bu rakam 10 milyonlu rakamlara düştüğü zaman o kadınların normal yolla hamile kalabilmeleri mümkün olmayacak. Çok ciddi hmm. dramatik bir sonuç var. İnsan neslinin devamında problemler olabilir, çok ciddi sorunlar olabilir ve Tüm evli çiftlerin doğal olmayan yollarla hamilelik araştırmasına girecek. Yani, Çözüm önerilerimiz nedir hocam? Şimdi işte, biz asıl... e, burada tabii Hı -hı. klasik tıbbi tedavilerin yanında Hı -hı. fitoterapi dediğimiz bitkilerle yapılan bir tedavi şekli biliyorsunuz son evet. yıllarda çok fazla artmaya başladı. Bu tabii ki Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bilimsel bir branş olarak kabul edildikten sonra Sağlık Bakanlığı da bunu fitoterapiyi... Resmi bir dal olarak kabul ettiği, üniversitelerde artık bunun biliyorsunuz evet. bölümleri var. Buralardan eğitim ve sertifika alınıyor. Ve bunların ışığı altında şunlar yapıldı. Türkiye'de 4000'e yakın e, tıbbi bitki var. Bizim floramız çok geniş, çok, geniş. çok ciddi. Avrupa'nın çoğundan çok çok iyi ama biz tabii bunları geliştirip henüz kullanamıyoruz. Bir kısmını ihraç ediyoruz. Bu tıbbi bitkilerin etkileri araştırılarak hangi hastalıklara iyi gelindiği, bir takım farmakolojik ve eczacılık bilimleriyle beraber ortaya kondu. Biz de tabii ki bu etkilerden faydalanarak bunları bir tedavi kürü haline getirdik. Evet. Mesela biz ne kullanıyoruz erkek kısırlığında? Evet, evet. Sperm sayısını arttıracak Peru'da Ant Dağları'nda Peru cinsengi olarak adlandırılan maka kökü vardır. Maka kökünün içinde... Lepidium etken maddesi var. Burada var mı örnekler gösterebileceğiniz? Şimdi burada onlarla ilgili bitki örnekleri yok. Burada başka örnekler var. Evet, ben size onları tamam. göstereceğim. Tamam. Bu maka kökünü biz tedavide kullanıyoruz. İçinde lepidium etken maddesi var. Bir diğer otumuz keşiş külahı ve onun bir başka ismi de azgın teke otudur. Böyle ismi de çok... ...esprili bir isimdir. Evet. Ee, öyle bulunmuş o bitkinin ismi. Bunun içinde de epimedium etken evet. maddesi vardır. Biz tedavide bunları kullanıyoruz. Bunun dışında vitaminlerden faydalanıyoruz. A vitamini, B vitamini, evet. C, D, E vitaminlerini kullanıyoruz. L-karnitin, arjinin gibi Ar amino asitleri evet. kullanıyoruz. Bunlar çok çok evet. önemli. Özellikle sperm hareketlerinin sağlanmasında... ...L-karnitinin çok büyük rolü var. Evet. Çinko gibi, folik asit gibi, selenyum gibi mineralleri kullanıyoruz e, bu tedavide ve biz bunları bir tedavi kürü halinde e, bize danışan e, Hocam şunu merak ediyorum size şunu sor, doğal ürünlerden Tamamen. bu çok önemli şey. ama bunu bilmeden mesela kulaktan dolma Ayşe teyze bana diyor ki işte kızım şunu içersen bak şurana iyi gelecek bunu içersen aman hemen hamile kalırsın falan gibi kulaktan dolma bilme bilmeden farklı iki mesela doğal ürünü mesela ikisi aslında size göre yanlış tüketilmesi bize kötü sonuçlar doğurabilir mi? Yani bunu biz illaki bir uzman kişiye mi danışmalıyız? Özlem Hanım çok güzel bir noktaya değindiniz. Tabi bu tedavinin bir kere uzman, bilgili bir fitoterapist evet. tarafından danışılarak yapılması lazım. Yani siz Hı -hı. baharatçıya aktara giderek oradaki otları, yani. böcekleri, çiçekleri, dalları, yaprakları evde kaynatarak ilaç elde edemezsiniz. Hı -hı. Ciddi hastalıkların tedavisinde kanser gibi, metabolik hastalıklar gibi bunları muhakkak bir... E, uzman hekim doğrultusunda yapılması siz lazım. Siz uzmanısınız. Evet. iç hastalıkları uzmanıyım. Var. Yani, yani siz gripal enfeksiyonda nane, limonu, ıhlamuru evde kaynatarak bir yani. fayda sağlayabilirsiniz. Ama siz kanserde, kısırlıkta bu aldığınız bitkileri kendi başınıza tedavi yaparak Olmaz. kullanmanız evet. mümkün değil. Bize çok sayıda kötü, olumsuz sonuçlar Olacaklar geldi. Var. Böbrek etmezliği, karaciğer hastalığı gibi. Çünkü bu bitkilerin birbirleriyle geçimsizlikleri var. Olumsuz etkileri var ve İnsan vücuduna da son derece zararlı etkileri var. Mutlaka bu sorunu olanların bir uzman hekim tedavisinde bulunmalarında fayda var. Kendileri bu evde tedaviye girmemeleri evet, lazım. Altını... Sıkıntı ve problem yaşarlar. Çok Hocam teşekkür ediyoruz. Gerçekten inşallah bu sorun da kökünden çözülür de i̇nşallah. bu güzel duyguyu tüm anne babalar i̇nşallah. yaşarlar. Güzel bilgiler de inşallah geldiniz. tekrar hastalıkların, hastalıkların şifası doğada saklıdır diyorum. Onları bulup kullanmamız gerekir. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ben de teşekkür Gerdiğiniz ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için.